Bir mesaj daha veriyoruz ki sizler bizleri ne kadar yok sayısanız da biz bir değil bin çoğalacağız. Bunu da bunlar bilmesini önemli rica ediyorum dostlar. O anlamda Alevi Canlar Federasyonu'nun ve Genel Başkanımız ve Kurucu Başkanımız başta olmak üzere bu güzel nazik davetlerimize uzaktan yakından gelen hanımefendi ve beyefendilerden güçlü bir alkış istiyorum, yürekli bir alkış istiyorum lütfen. Programımızın açılışı bugün olacak ve aynı zamanda Kordali kesimimiz olacak ve daha sonra bu güzel etkinliğimize katılan dostlarımızın takdim olacak dostlar. Öncelikle Alevi Canlar Federasyonumuzun bu güzel açılışına geçmeden önce Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar adına, devrim ve ilkeler adına sizleri bir dakika saygı duruşu ve İslam aşına davet ediyorum lütfen. Evet, daha güçlü alkışlar olsun. Çünkü biz gündüzlere geceler aç atarız ama gündüzleri başı dik gezen Eylül ve ilk yolundan gelen insanlarız. Ve biz bu güzel borcu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz dostlar. Daha yürekten bir alkış istiyorum sizlerden. Ve bu güzel açılışa ve bu güzel anlamına uygun güzel bir günde açılışını yapmak üzere, günün anlamını, konuşmasını yapmak üzere Alevi Canlar Federasyonu Genel Başkanımız Zeynel Şahan'ı alkışlarla buraya arz ediyorum lütfen. Saygıdeğer bacılar, dedeler, analar, değerli ilçe başkanlarım, siyasi temsilcilerimiz, partilerimizin temsilcileri, Alevi Bektaşi önderleri, kurum başkanlarımız, sivil toplum örgüt temsilcileri, bu anlamlı ve güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak yanımızda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi can yürekten kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler Alevi Canlar Federasyonu'nun kurucu kurumları olarak bir yola çıktık. Hak Muhammed Ali yolundan, 12 imam ikrarından bugüne kadar hiçbir şekilde dönmemiş. Biraz önce değerli sunucu abimizin de söylediği gibi dönen dönsün, ben dönmezem diye Pir Sultan'ın sözüyle hareket ederek bugünlere kadar hiçbir şekilde yolumuzda dönmeyen kurumlar bir araya gelerek
bağımsız kurumlarımızı bir araya toparlayarak Alevi Bektaşi örgütlenmesinde bir eksikliği tamamlamak için kurulmuş bulunuyoruz. Bizler 1400 yıldır süregelen Alevi inancını Anadolu geleneği ve göreneği içerisinden, Anadolu kültürü içerisinde yaşamasını bugüne kadar savunan ve bugün yaşatan, gelecek kuşaklara da aktarmayı hedefleyen kurumlarız ve yöneticileriz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi bağımsız bir ülke olması için her türlü mücadeleyi vereceğimizde de kesin bir anlamda garanti veriyoruz. Ve bu anlamda da yolumuzdan hiçbir zaman dönmedik, bugünden dönmeyeceğiz. Değerli dostlar, Alevi Canlar Federasyonu gönül gönüle, can cana olan canlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bir federasyondur. Bizler bu yolda hizmet etmek için Alevi Bektaşi toplumumuzun sorunlarını daha yakından tespit edip ve çözüm odaklı olmayı hedeflemekteyiz. Bizler insanın özgürlüğü kadar toplumların da özgürlüğünü savunan bir federasyonuz. Bizler Alevi Bektaşi inancının korkusuzca yaşamasını ve bu topraklardan dünyanın dört bir yanına Ehl-i Beyt sevgisini, Ehl-i Beyt itikadını yaymayı hedefleyen bir federasyonuz. Evet değerli canlar, şunda hiç kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir güç, hiçbir kuvvet Alevileri 12 imam itikadından geri koyamaz, döndüremez. Hiçbir güç Alevi Bektaşi yolunu yok edemez. Bunun şahidi 1400 yıldır Ehl-i Beyt'e inanan, Ehl-i Beyt yoluna ikrar veren sizlersiniz. Bugüne kadar ecdadımızın getirmiş olduğu bu yolu bundan sonra da en doğru şekilde yürütebilmek için Alevi Canlar Federasyonu'nu kurduk. Şüphesiz birçok kurumumuz var. Bu anlamda federasyonlarımız var. Daha konfederasyona gidecek kurumlarımız var. Şüphesiz biz birliğin, beraberliğin içerisinde olmak için kurulduk. Biz bağımsız kurumlarımızı bir araya getirerek birliğimizin, beraberliğimizin daha güçlü olmasını sağlamak için kurulduk. Ve bizler bu ülkenin üniter yapısının bozulmadan çağdaş, layık, demokrat bir ülke içerisinde olması için, bir yaşam içerisinde olması için kurulduk. Bu anlamda da mücadelemizi devam ettireceğiz. Dolayısıyla bizler barışın, sevginin, hoşgörünün, adaletin adresiyiz. Bizler eşitliğin, eşit paylaşımın adresiyiz. Bizler bu ülkede varız ve kimse bizi görmemezlikten gelemez. Kimse bizi inkar edemez. Bizler inancız. Bizler Allah Muhammed Ali diyen bir inanç sistemi içerisindeyiz. Biz İmam Hüseyinlerin, Nesimilerin, Hallacı Mansurların, Pir Sultanların yolunda giden insanlarız biz. Dolayısıyla biz bu inancımızı da bugün yaşatıp yarın da yaşatmayı hedeflemekteyiz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Hazreti Peygamber şunu söyler: benim Ehl-i Beytim Nuh'un gemisine benzer. Ona binen kurtuluşa erer, binemeyen helak olur. Evet değerli canlar, 1400 yıldır her türlü katliama, zulüme rağmen, her türlü baskı ve asimilasyon politikalarına rağmen Alevilik, Ehl-i Beyt gemisi yoluna devam etmektedir. O gemi ki okyanusları aşmış, dünyanın en ucura köşesine kadar Ehl-i Beyt sevgisini, muhabbetini taşımaktadır. Öyleyse bizim üzerimize düşen görev Ehl-i Beyt'in gemisine yolcu olabilmektir. İşte bizim amacımız bu, bizim gayemiz bu, bizim derdimiz kavga değil, bizim derdimiz barış, barışı sağlamaktır. Bu ülkede de
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Alevileri artık görmemezlikte gelme alışkanlığını terk etmesi gerekir. Evet, bizler yok olmuyoruz bakın. Bizler her gün sayısı artarak 25-30 milyon bir kitleyiz, bir toplumuz. Biz inancız. Bu inancı yok sayarak bizi farklı alanlara sürüklemeye kimse kalkışmasın. Bizi hiç kimse siyasi polemikler içerisine çekmeye kalkışmasın. Bizi hiçbir siyasi parti kendi oy potansiyeli olarak yorumlayıp bizi şekillendirmeye kalkmasın. Biz inancız. İnancımızı yaşamak istiyoruz ve eşit yurttaşlık istiyoruz. İşte o eşit yurttaşlık içerisinde de devlet Alevileri muhatap alarak bir masa etrafında toparlayıp çözüm odaklı projeler geliştirmesi lazım. Alevilerin ne istediğine kulak verilmesi gerekir ve Alevilerin isteği doğrultusunda kararlar verilmesi gerekir. Bizler değerli canlar son derece makul şeyler istiyoruz. Biz eşit yurttaşlık istiyoruz. Bu ülkede vergisini veren, vatandaşlık görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir toplumuz. Öyleyse diğer vatandaşlara tanınan her türlü hakkın Alevilere de tanınması gerekir. Sadece cemevlerinin tanınması gibi falan da değil. Evet, her alanda devlet bürokrasisinde de Alevilere hak verilmesi gerekir. Bugün halen 81 vilayette bir tane vali yoksa Alevi olarak, o zaman bu ülkeyi yönetenlerin ve siyasi partilerin oturup bir kez daha düşünmesi gerekir. Bu ayıptan kurtulması gerekir. Sadece vali mi? Hayır. Bir tane il emniyet müdürü yok. Bir tane il milli eğitim müdürü yok. Hiçbir yerde genel müdür statüsünde bir Alevi'ye yer verilmiyor. Öyleyse bunun o çözümlenmesi için bir masa etrafından toparlanması gerekir. İşte biz Alevi örgütleri olarak da bunu savunuyoruz, bunu talep ediyoruz. Elbette ki cemevlerimizin inanç merkezi olarak tanınmasını istiyoruz. Alevilerin de bu ülkede her vatandaş gibi özgür ve hür olmasını talep ediyoruz. Bu yüzden Alevi Canlar Federasyonu'nun çalışması bu yönden olacaktır. Bir taraftan Alevi örgütlenmesini gerçekleştirirken, diğer taraftan dünya insanıyla entegre olarak dünya milletleri arasındaki barışın, huzurun, birlik ve beraberliğin de adresi olmak istiyoruz. Bu yüzden, evet, kapımız Hak Muhammed Ali diyenlere açıktır her zaman. Ehl-i Beyt yolunda gidenlere açıktır her zaman. Merkezine insanı koyan, insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yaradanı sevmektir yaratılandan ötürü diyerek birliğimizin, beraberliğimizin oluşması için tüm canlarımızı Alevi Canlar Federasyonu'nda bekliyoruz ve kucaklıyoruz. Bu vesileyle bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Özellikle merkezimizin kiralanmasından ve büyük emek vererek tadilatından bugüne kadar bize yardımcı olan Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin Bey'e, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Kolat Bey'e ve diğer belediye başkanlarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve özellikle de bunu bir borç olarak biliyorum. Evet, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı bir olan Güneş Bey'e özellikle de teşekkür ediyorum emeklerinden ötürü. Ve siz değerli canlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bugün buradasınız. Yerimizin hayırlılara vesile olmasını ve bizlerin Hak Muhammed Ali yolundan yorulmadan, bıkmadan mücadele etmesini Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Birliğimizi ve beraberimizi daim eylesin diyorum. Ve bu vesileyle bir kez daha kurucu kurumlarımıza, yani federasyonun bileşenlerine, başkanlarına, başta Muharrem Ercan Dede olmak üzere tüm bileşenlerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Hepinize aşkı, muhabbetlerimi sunuyorum.
Evet, şimdi açılışımızı yaptıktan sonra da inşallah sohbetlerimizi, muhabbetlerimizi burada yapacağız. Tüm canlarımıza bilimin ışığında giden, çağdaş, layık, demokrat olan tüm canlarımızın adresi Alevi Canlar Federasyonu'dur. Anadolu Alevi Canlar Federasyonu sizin federasyonunuzdur, sizin merkezinizdir. Biz bilimi esas alacağız, bilimle yürüyeceğiz diyoruz. Hepinize aşkı, muhabbetlerimi sunuyorum. Çok sağ olun, var olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Erenler günleriniz hayır ola, hayırlarınız met ola, şerler def ola, münkür münafıklar berbat ola, müminler şad ola. Erhak Muhammed Mustafa Ali El Murteza yardımcınız, bekçiniz, gözcünüz ola. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların himmetleri üzerinde hazır ve nazır ola. Bugün açılışı yapacağımız bu kurumumuzun Alevi toplumuna, Türkiye'deki bütün vatandaşlara, insanlığa hayırlı hizmet etmelerine yardımyar ve yardımcı ola. Cenab-ı Allah cem-i cümlemizi kaza belalardan, afat tufanlardan, hastalık ve dertlerden, kötülerden, kötü niyetlerden, kötü gözlerden, kötü sözlerden, kötü insanlardan koruyar. Cenab-ı Allah adım attığımız bu yolda dost doğru yürümeyi, Hak Muhammed Ali'nin yolunda yürümeyi nasip eyleyin. Duası dileği bizden ola, kabulü Allah'tan. Şefaat Muhammed Mustafa'dan, yardım Ali'ye Muhtıza'dan ola. İlahiyat 12 imamlardan. Nuri Nebi Gülvengi Muhammed Ali, Piri Münker Hacı Bektaşi Veli, gerçek erenler demine Evliya Kerim'i, gerçek hü, hüvne-i Allah, ya Muhammed, ya Ali. Hayırlı uğurlu olsun sevgili canlar. Güzel günlerde hep birlikte olalım. Cenab-ı Allah cümlemize yar ve yardımcı olsun. Eyvallah, eyvallah. Aşkın niyaz ederim. Haydir. Canları hep yukarıya davet. Efendim, duamızı ettik. Allah hayırlı uğurlu etsin.